Şu güzelliğe bakar mısınız? Nasıl güzel değil mi? Nasıl iştah açıcı duruyor. Merhabalar. Bugün sizlere balığın yanında yiyebileceğiniz nefis bir salata tarif vermek istiyorum. Bunun için gerekli olan malzemeler: yeşil soğanım var, rokan var, maydanozum var. Limon kullanacağım inşallah. Sumak, nar ekşisi. Eğer evinizde varsa sumak ekşisi de kullanabilirsiniz. Kesinlikle harika olacaktır. Karabiber, tuz, zeytinyağı kullanacağım. Turpu da sadece üzerine süslemek amaçlı kullanacağım. Hadi başlayalım. Öncelikle salatanın sosunu hazırlamak istiyorum. Zeytinyağımı bir küçük kaba alıyorum. Yaklaşık 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı yeterli olacaktır. O salatanın miktarına göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Evet. Tuzumu ve karabiberimi de ekliyorum. Bunlar yağın içinde çözüne dursunlar inşallah. Sumağı da ekliyorum. Ben sumağı çok sevdiğim için 1,5 tatlı kaşığı kullandım. İsterseniz siz bir tatlı kaşığı da kullanabilirsiniz sumağı. Hani o sizin zevkinize kalmış veya salatanın miktarına kalmış. Nar ekşimi de ekliyorum. Eğer sumak ekşisi varsa bir miktar da sumak ekşisi ekleyebilirsiniz. Lezzetine lezzet katacaktır salatanızın. Hemen limonumu da sıkıyorum. Tabii böyle sıkarsanız içinden bazen çekirdekler gidebilir. O yüzden mutlaka bir limon sıkacağı kullanabilirsiniz. Ya da elinizi çekirdekler için kullanabilirsiniz. Evet, ben şöyle yapayım. Limonumu da sıktım. Salata sosumun içine küçük bir tane de sarımsak rendeliyorum. Evet, sosumu hazırladım. Şimdi bu sosun bizi 5 dakika beklesin. Şöyle kendi kendilerine güzelce aroması çıksın. Biz de salata malzemelerimizi doğrayalım inşallah. Şunu kenara koyayım. Doğruyorum. Tabii ki büyük büyük de doğrayabilirsiniz. Hani o tamamen sizin salata anlayışınıza bağlı olarak değişebilir. Ben şöyle biraz küçük, biraz büyük doğruyorum inşallah. Balığın yanına çok yakışacak olan rokamı da doğruyorum şimdi. Hafif ekşimsi bir tadı var. Çok lezzetli aslında. Şimdi yeşil soğanlarımı doğrayacağım ama yeşil soğanlarımın bu yeşil kısımlarını doğrayacağım. Şu beyaz kısımlarını alalım. Kendi zevkinize göre kesebilirsiniz. Şöyle yarım ay şeklinde doğrayacağım. Bakın şu güzelliğe bakar mısınız? Salatamıza nasıl bir güzellik verecek? Şimdi önceden hazırlamış olduğum sosumu şöyle bir güzelce karıştırıyorum. Sumaklarım topaklanmış. Onları da şöyle eziyorum. Dediğim gibi bu sumak miktarını, tuz miktarını, ekşi miktarını kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Benim gibi ekşili, tuzlu, yağlı seviyorsanız yine ona göre davranabilirsiniz. Evet, gayet güzel oldu. Aslında tam ekmeğe bandırmalık bile oldu yani. Bunu güzelce salatanın üzerine döküyorum. Güzelce karıştırıyorum. Evet, salatamız hazır. Bu salatayı isterseniz et yemeklerinizin yanında da yapabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli bir salata. Bu yeşillik miktarlarını da arttırabilirsiniz. Yani farklı yeşilliklerde kullanabilirsiniz. Bu turpları isterseniz kenarını süsleyin. İsterseniz benim gibi böyle içine karıştırabilirsiniz. Bu da tamamen zevke bağlı olarak. Ben şöyle birkaç tanesini içine attım. O sosuyla beraber şöyle karışsın, lezzetlensin diye karıştırıyorum. Birkaç tanesini de kenara süslemek amacıyla yerleştireceğim. Evet, hepsi bu kadar. Tadı çok güzel oldu. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim.
Evet, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Her şeye gönlünüz olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.